Ya merhaba, geçen videoda kısaca istatistik nedir diye bahsetmiştim. Bu videoda bir örnek olması için COVID-19'dan bahsedeceğim. Hem güncel hem de işte canımıza oldukça sıkan bir durum. Bir önceki derste bir istatistik, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik diye ikiye ayırabileceğimizden bahsetmiştim. Burada şimdi bir tane grafik var. Bu gördüğünüz grafik COVID-19 sayıları. Bu size günlük yeni vaka sayılarını veriyor. İşte bunun kaynağı da Sağlık Bakanlığı'ndan ve Avrupa Birliği'nden almışlar dataları. Şimdi bu betimsel istatistiğe bir örnek olarak düşünülebilir. Önünüze bir tane grafik var. Bu data uygun bir şekilde işte plot çizilmiş. Çeşitli ülkeler alt alta konulmuş ve karşılaştırmalı olarak bu ülkelerde işler nasıl gidiyor onu görmeye çalışıyorlar. Şimdi bu grafiklere bakarak ne yapabilirsiniz? İşte hangi ülkelerde durum vehametini koruyor? Hangi ülkeler bir takım önlemlerle başarılı olmuşlar zamanın içinde? Alt eksen zamanı gösteriyor burada, gün sayısı. Diğeri de vaka sayısını gösteriyor ama logaritmik çizmişler. Yani logaritmik gibi çizmişler. 10, 100, 1000 gibi gidiyor aralıkları. Biz burada neredeyiz? Bu koyu kırmızı olan Türkiye. Şuradayız. Şurada başlayan çizgi. Ve şurada biten çizgi. İşte böyle son zamanlarda işte son bütün yazı 1600 küsur civarında falan geçirmişiz. Şimdi dediğim gibi bu size salgının ilerisi için bir şey söylemiyor. İşte sadece şu ana kadar ne olmuş ne bitmiş onu gösteriyor, onu anlatıyor. Siz istiyorsanız buradan yorum yapabilirsiniz. İşte şu ülkeler başarılı, bu ülkeler başarısız veya şu ülkelerde vaka sayısı çok bir türlü düşmüyor, bu ülkelerde düşüyor vesaire gibi. Ama benim esas konuşmak istediğim bu salgın hızlarıyla ilgili bir takım ya da işte dağılma hızlarıyla ilgili bir takım modeller var. Bunlara genelde kompartman modelleri diyorlar. Niye böyle diyorlar? Çünkü toplumu bir takım kompartmanlara bölecekler. Ondan sonra da bu virüsün hangi hızla nasıl yayıldığını anlamak için bir takım matematiksel modeller yapacaklar. Şimdi burada tanım olarak genelde S dedikleri susceptible yani hastalığı kapabilecek bireyler. Hastalığa yakalanabilecekler. Yani sağlıklı bireyler. Ondan sonra işte bazı modellerde göreceğiz. İşte bir E diye bir parametre girecek. Bu E kuluçka döneminde olanlar. Exposed diyorlar bunlara. Ondan sonra I diye adamlar olacak toplumda, kompartmanda. Bunlar enfekte olmuşlar. Ondan sonra R denen arkadaş olacak. Bu R İngilizcesiyle removed yani hastalıktan kurtulanlar. Ama burada kurtulmak demek illaki iyileşmiş olmak manasına gelmiyor. Kurtulma, hastalıktan kurtulanlar ya iyileşenler ya ölenler. İyileşenler ve ölenler. Şimdi bu salgınlarda bunları kullanarak işte bu cins bölmeleri kullanarak bir takım modeller yazıyorlar. Bunlardan mesela bir tanesi SIS modeli dedikleri. Burada basitçe sağlıklı bireyler var. İşte hastalığı kapabilecek bireyler var. Bu bireyler hasta oluyorlar. Hastalığı kapıyorlar. Ondan sonra
iyileşiyorlar. Sonra tekrar hasta oluyorlar. Mesela bu ne denir? Soğuk algınlığı, basit grip, bunun gibi bir şey. Ya da işte soğuk algınlığı falan gibi şeyler. Bu basit bir model. Burada gördüğünüz gibi işte kurtulan yani şey yapanlar, bu hastalığa immünite geliştirenler olmuyor. Bağışıklık yok burada. Ondan sonra en basit, en çokça kullanılan model S-IR modeli dedikleri. Bu modelde ben detaylıca bir modelden bahsedeceğim az sonra. Bu modelde yine sağlıklı bireyler var ya da hastalığa açık bireyler. Bunlar hastalığı kapıyorlar, hasta oluyorlar. Belli bir hızla buradan bu kompartımana geçiyorlar. Sonra bu kompartımandan iyileşiyorlar ya da ölüyorlar. Ama bu R olduktan sonra artık bunlar bir daha hastalığa yakalanmıyorlar. Biz Covid'i ilk başta böyle sanıyorduk ama ne yazık ki böyle değilmiş. Yakalandığınız zaman tekrar yakalanma olasılığınız var. Tekrar yakalanma olasılığınız artı bir de kuluçka süresi var. Bir de böyle bir model var. Bunun biraz daha genelleştirilmiş hali. İşte S oluyorsunuz, sonra hastalığı kapıyorsunuz, kuluçka dönemine giriyorsunuz. Bu kuluçka döneminden çıkıp tekrar enfekte oluyorsunuz. Ondan sonra ya ölüyorsunuz ya kurtuluyorsunuz. Şimdi bizim COVID dediğimiz hikaye anladığım kadarıyla ya da işte en son bilgilere göre daha çok bu böyle Seyirs denilen model. Ne oluyor? İnsanlar koronayı kapıyor ya da Covid'i kapıyor. İşte bir süre hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra enfekte oluyorlar. Burada hastalık belirtisi gösteriyorlar veya göstermiyorlar ama bulaştırıcı oluyorlar. Sonra iyileşiyorlar veya ölüyorlar. Sonra tekrar hasta olma ihtimalleri var. Şey bu. Korona daha çok bu modele benziyor gibi gözüküyor. Bunlar tabii basitleştirilmiş modeller. Bu modellerde varsayımlar ne? Popülasyon sabit, yani N sabit. Popülasyonun sabit olmasından yeni doğan olarak işte popülasyona dahil olan bebekleri ihmal ediyoruz. Artı bir de hastalık haricinde ölenleri yani doğal sebeplerle hastalık haricindeki başka sebeplerle ölenleri bu hesaba katmıyoruz. Onlar da yokmuş gibi davranıyoruz. Ondan sonra başka ne şey var? İşte herkes eşit şansla kapabiliyor. Eşit ihtimal var. Yani burada kadın erkek, ondan sonra yaş, sonra ırk vesaire gibi şeyleri hesaba katmıyoruz. Yani mesela işte şu ırktan olanlar daha çok korona kapıyor, bu ırktan olanlar kapmıyor falan gibi. Onları da ihmal ediyoruz. Bunları niye ihmal ediyoruz? Çünkü çözebilmemiz lazım. Modelimiz bize bir şey söylemesi lazım. Ondan sonra bunun haricinde başka ne var? Ondan sonrası diğerleri de modele göre değişiyor. Şimdi burada çok kısaca fazla detaya girmeden bu SIR modelinden bahsedeyim. Şimdi ne yapıyorsunuz demiştim. İşte sağlıklılar vardı. Buradan bir hızla I'lara gidecekler. Bu geçiş hızına beta diyorlar genelde. Sonra da bu arkadaşlar kurtulacak bir şekilde. Buradan buraya geçiş hızına da gama diyorlar. Şimdi buradaki ne olacak? Herhangi bir T zamanında bu
T'ye bağlı tabii. Zamanla değişen bir şey olduğu için. I da T'ye bağlı. R de T'ye bağlı. Bu herhangi bir zamanda bu üçünü toplarsanız size toplam popülasyonu verecek ve bu sabit olacak. Bu birinci varsayımımdı. Ondan sonra ikinci varsayım başlangıç koşulları. Yani T eşit sıfır. T eşit sıfır da bu S0 yaklaşık popülasyon kadar olacak. Ondan sonra I0 dediğim şey N eksi S0 gibi olacak. O da çok küçük bir sayı. Sıfıra yakın bir sayı. Ama sıfır değil. Çünkü bu da sıfır olsa enfekte olan olmayacak. Dert sorun kalmayacak. Ondan sonra ama R sıfırı sıfır alacağım. Sonra dediğim gibi herkes eşit olasılıkla hasta oluyor. Başka bu SIR modelinde tam bağışıklık kazanılıyor. Dediğim gibi bu yaklaşık bir model. R'ler R olduğunuzda tam bağışık oluyorsunuz. Zaten ölürseniz bir daha hasta olmuyorsunuz ama yaşarsanız bir daha hastalık kapmıyormuşsunuz. Yani bu modele göre öyle oluyor. Ayrıca bu hız dediğim şey beta ve gamma sabit zamandan bağımsız. Bunların ne olduğunu birazdan daha açıklayacağım size. Şimdi burada ne yapacağım? Bir takım denklemler yazmak lazım ki ben bunları çözebileyim. Şimdi ne olacak? İşte bu sağlıklı adamların hangi hızda değiştiğine bakacağım. Zaman içinde değişimi gösterecek bu türev. Biliyorsunuz. Ne olacak? İşte nasıl hastalık kaparsınız? İşte siz sağlıklı bir bireysinizdir. Gidersiniz bir tane enfekte olmuş birine denk gelirsiniz. Toplumda şu kadarsa şu kadar böyle bir olasılıkla bu hastalığı kaparsınız. Bir de bu eşitliği yazmak için bir tane katsayı koyuyorsunuz. Burada bir tane eksi olacak. Eksi olması doğal. Çünkü zaman ilerledikçe hasta sayısı, sağlıklı insan sayısı azalıyor. Bu birinci denklemimiz. Diferansiyel denklem. İkinci denklem benzer şekilde bu de, nasıl değişiyor diye bakarsanız. Bu enfekte olanlar nereden gelecek enfekte olanlar? Bu sağlıklı olan grubundan gelecek. Dolayısıyla aynı bu terim buraya gelecek. Ama ondan sonra bunlar azalacaktı. Hastalığı atlatanlar. O atlatanlar da gamma ile buradan gidecek. Üçüncü denklemde işte bu paçayı kurtarmış olanlar bir şekilde. Bu da enfekte olanlar iyileştikçe artacak. Şey bu. Şimdi bu üç tane denklem var. Diferansiyel denklem. Bu üç denklemi çözmek lazım. Çözersek bu model bize bir şeyler söyleyecek. Şimdi burada beta ve gamma'yı biraz daha söyleyeyim. Şimdi mesela şeye bakalım. Şu ikinci denkleme baksam. Çözmeyeceğim denklemleri. Çözebilirsiniz ama. Çok zor işler değil. Bu denkleme mesela bu denklemi alayım. T eşit sıfır anında bakayım. T eşit sıfıra baktığım zaman bu denklem yaklaşık nasıl bir şey olacak? Türevi aldım. T'yi sıfıra götürdüm. Şuradaki gamma'nın parantezini alacağım. Bu eşit olacak. Şurada beta bölü gamma çarpı S bölü N eksi 1
Gama I gibi bir şey olacak burası. Şimdi şu terime bakarsanız, terim önemli bir terim. Neden önemli bir terim? Çünkü bir sayfaya geçelim. Neden önemli bir terim? Eğer bu beta bölü gamma S bölü, bu tabii o zaman S sıfır olacak burası, pardon. T eşit sıfırda. S sıfır bölü N. Şu yaklaşık bir gibi bir şeydi. Eksi bir. Eğer küçük sıfır ise sorun yok o zaman. Hayat güzel. Bu şey demek. DI bölü DT. Küçük sıfır demek. Salgın yok. Ne güzel. Ama bu beta bölü gamma S sıfır bölü N eksi bir sıfırdan büyük olursa, o zaman artış hızı sıfırdan büyük olacak enfekte olanların. O zaman salgın demek bu. Yani enfekte olanlar hızla artacak. Şimdi burada sağda solda duyuyorsunuzdur belki. Şu R sıfır diyorlar beta bölü gamma oranına. Bu R sıfır dediğiniz şey temel çoğalma katsayısı. Pandemilerdeki temel çoğalma katsayısı. Dedikleri şey. Peki. Diğer taraftan eğer şeyde çözebilirsiniz. İlk denklemi çözmek kolay. Şu iki denklemi 1 ve 3 kullanarak. Buradan mesela ne yapacaksınız? I'yı çekerseniz I eşittir 1 bölük ama R'nin T türevi olacak. Burada yerine koyabilirsiniz aynı şeyi. Bu 1 ve 3'ten bu denklemi çözmeye kalkarsanız, bu denklem setini çözmeye kalkarsanız bu size şöyle bir şey verecek. Beta bölü gamma yerine R sıfır koydum. DR bölü DT. Şimdi bunu çözerseniz buradan ne gelecek? Şuradan logaritma gelecek. İşte bildiğiniz kalkülüsten biliyorsunuz bunları. Şeyden, analiz dersinde. Burası ne olacak? Eksi R sıfır bölü N RT eksi R sıfır olacak. Bu başlangıç koşulu olarak T eşit sıfır anında bir şey yapan yok demiştik. Kurtulan yok demiştik. O zaman şu terimi attım. Bu logaritmaları da iki tarafının üstelini alırsanız bu size ne verecek? ST dediğiniz şey S sıfır kere E üzeri eksi R sıfır artı bölü N gibi bir şey verecek. Tamam. O zaman bunu çizmeye kalkarsanız mesela T'ye göre bu işte eksponansiyel azalan bir şey verecek çünkü. Böyle bir şey olacak size. Tamam. Şimdi bu denklemi kullanarak diğerlerini de çözebilirsiniz. Şimdi ne demiştim? Burada R0 temel çoğalma katsayısı demiştim. Şimdi bunun üzerine biraz daha konuşacağım. Daha da uzatmayacağım zaten bu bölümü. Şimdi burada gamma dediğiniz şey 1 bölü iyileşme hızı gibi. Bu direkt hastalığa özgü bir parametre. Bunda yapacak bir şey yok. Hastalıkla ilgili bu. Ama beta'ya bakarsanız bu beta parametresi birim zamanda temas edilen kişiyle alakalı olmalı.
çarpı aynı zamanda hastalığı bulaştırma olasılığınız. Şimdi şu denklemlerde gördüğünüz gibi bu E üzeri eksi R0 diye bir sayı. Bu R0 ne kadar büyükse hastalığı kapma ihtimaliniz o kadar yüksek oluyor. O kadar çabuk hasta oluyorsunuz. Yani toplumsal olarak hasta bireylerin artışı çok hızlı oluyor eğer bu R0 büyükse. Şimdi burada baktığımız zaman bu parametreleri ne demiştim? R0 eşittir beta bölü gamma idi. Bu büyük olması kötü. Çok kötü bir şey. Ne kadar büyükse o kadar kötü. Şimdi gamma'da yapacak bir şey yok. Hastalıkla ilgili bizim herhangi bir şeyimiz yok onun. Hastalığı kendi özelliğinden işte ne kadar hızlı yayıldığı, enfekte ettiği vesaire falan ve ne kadar çabuk iyileştiğiniz oradan. Diğeri tabii iyileşme hızını düşürürseniz bu iyi bir şey. Birim temas edilen kişi bu sizin elinizde olan bir şey. Yani burada tedbirle bunu şey yapabilirsiniz. Betayı düşürebilirsiniz. Betayı tedbirlerle düşürmek mümkün. Ne yapabilirsiniz? Şimdi temas edilen kişi sayısını düşürebilirsiniz. Ya da bulaşma olasılığını düşürürsünüz. Bulaşma olasılığını düşürürken hani her gün herkes konuşuyor ya maske, temizlik, sosyal mesafe diye. Aynen de bu işte. Bu olası, hızlı hastalığın bulaşma olasılığını aynen bu şekilde düşürüyorsunuz. Şimdi burada istatistikle ne alakası var? Bu beta ile gamma'ları istatistik olarak elde edip ondan sonra bu hastalığın ne hızla dağıldığını görebiliyorsunuz. Orada size bir grafik göstereceğim şimdi. Bu beta ve gamma. Şimdi bu gördüğünüz iki grafikte şurada gördüğünüz gibi beta düşük. 0,15 alınmış. Burada 0,5'e çıkmış. Gama ile ilgili bir şey yapacak bir şey yok demiştim. Bu parametreleri alıp bu grafikleri çizebilirsiniz. Bunlar çok zor şeyler değil. Çiziyorlar bunlar. Ama şimdi burada iki grafikten mesela şu grafiğe bakarsak burada ne olmuş? Beta görece büyük bir şey. Bu mavi çizgi şey gösteriyor size. Sağlıklı bireyleri gösteriyor. Sarı çizgi kurtulanları gösteriyor. Bu kırmızı çizgi de hasta olanlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu beta 0,5 iken mavi yani sayısı hızla düşüyor. Yani toplumdaki sağlıklı bireylerin sayısı hızla düşüyor. Sıfıra doğru gidiyor. Bu ne demek? Bir süre sonra mesela 50 gün sonra ya da işte 40 gün sonra toplumdaki herkes hasta olacak demek. Eğer böyle parametreli bir hastalığınız varsa elinizde. Bunlar düşerken tabii ne olacak? Enfekte olan sayı artıyor. Şu çizgi. Enfekte olanlar iyileşmeye başlıyor ya da işte vefat ediyorlar. Sonra da R'ye dönüşüyorlar. R'ye baktığınız zaman da R'de eksponansiyel artan bir çizgi. Şimdi burada beta'yı eğer bir şekilde düşürmeyi başarabilirseniz bu bir şekilde de nasıl oluyor? İşte maske, mesafe, hijyen falan ya da izolasyon, karantina neyse. Diyelim ki 0,15'e düşürdüğünüz zaman o zaman görüyorsunuz ki toplum tamamı hasta olmadan kurtarıyorsunuz burada. Bu modelde mesela işte 400 kişi kalmış, hiç hastalık uğramamış bunlara. Çok az bir insan enfekte olmuş bu süreç içerisinde öbürüne göre. Yani daha yatay bir seyir izlemiş. Enfekte olanlar, şeylerde kurtulanlar da böyle kurtulmuş işte. Bu şeyde çoğu zaman duymuşsunuzdur belki medyada falan.
bu eğriyi düzeltmek ya da düzleştirmek lazım, tedbir almak lazım falan diye konuştukları eğri, şuradaki bu kırmızı eğri. Bu ne kadar düz olursa toplum için o kadar faydalı bir şey. Neden? Çünkü mesela yine şu ikinci grafiğe bakarsak, diyelim ki sizin elinizdeki hastane sayısı, yatak sayısı 400 civarında olsun bu modelde. O da diyelim ki şurada bir yerde olacak. Şimdi o zaman gördüğünüz gibi siz 5. 10. günde neredeyse hastaneleri sonuna kadar doldurmuş olacaksınız. Ve şu bölümde çok ciddi sıkıntı çekeceksiniz. İnsanlar iyileştirmek için. Dolayısıyla burada yapılması gereken bu eğriyi, özellikle bu kırmızı eğriyi düşük tutmak. Onu düşük tutmak için de işte tedbir almak, tedbirleri uygulamak gerekli. Burada bir örnek verirsem mesela, COVID için bu R0 dedikleri parametre işte 3,5 ile 4 arasındaymış. Bayağı tehlikeli bir hastalık bu. İşte yani yüksek oranda ölüm oluyor, çok hızlı yayılıyor falan. Ondan sonra mesela işte bizim influenza, tanıdık artık, alıştık buna. Bu influenza dediğimiz şeyin RDS parametresi 1,5 ile 2 arasındaymış. Su çiçeğine bakarsanız, su çiçeği bu ikisine göre çok daha hızlı yayılan bir hastalık. R0 dediğiniz şey 10 ile 12 arasında. Hemen diyeceksiniz, neden peki bu kadar su çiçeği, bu kadar COVID'e göre çok tehlikeli de niye bundan hiç bahsetmiyoruz? Çünkü su çiçeğinin aşısı var. Aşı olduğu zaman ne yapıyor? Siz bu mesela S'den I oluyordu adamlar. Sonra R oluyorlardı. Ondan sonra bizim koronada bunlar tekrar geri dönüp S oluyorlardı falan. Şimdi eğer sizin elinizde aşı varsa direkt aşınızı yapıyorsunuz bu S'lere. Bu size alıyor, hop buradan buraya götürüyor. O zaman aşı olanlar direkt immün olmuş oluyorlar. Paçayı kurtarmış oluyorlar yani, amiyane tabirle. İşte aşı olamayanlar da ya da aşısı bozuk çıkanlar diyelim. Neyse, yani aşının işe yaramadığı durumlarda bunlar yine enfekte oluyorlar. Ama enfekte sayısı az olduğu için çok da fazla şey yapmıyor. Bunun da dinamiklerini böyle matematiksel olarak hesaplayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Burada basitçe neden bahsettim? İşte bu matematiksel modeller ve istatistik beraber kullanıldığı zaman bayağı size ciddi, önemli, hayati bilgiler verebiliyor. Bir ikinci önemli şey de burada dediğim, şu beta olarak gösterdiğim, yani sizin her gün televizyonda gördüğünüz işte mesafe, maske, hijyen neden önemli olduğunu burada matematiksel olarak gördük. Tabii bunun yanında da izolasyon önemli. Yani bireylerle temas etmemek, ya bireylerle, hasta bireylerle temas etme olasılığını düşürmek önemli.